Hepinize sıcak bir Hindistan gününden merhaba. Hava çok sıcak, 41 derece şu an. Ben nasıl dışarı çıkıyorum bilmiyorum. Bayağı beyaz tenliyim ve burada yanmaktan çok korkuyorum. Şimdi arkamda gördüğünüz, nereden acaba? Arkadaşının motorunu aldı bugün. Onunla bir tur yapalım dedi bana. Burada bu motorlar çok ünlü. Bugün onunla birlikte böyle bir tur yapacağız. Ve bu videoyu sizlerle de paylaşmak istedik. Umarım beğenirsiniz. Korkuyorum çünkü Hindistan'ın trafiğini hepiniz biliyorsunuz. Eğlenceli gerçekten. Evet, biraz ürkütücü. Fakat böyle heyecanlı bir şey. Bir de burada arabalardan daha çok bu araçlardan var. Orada seslerini duymaya başladınız. Çünkü artık biraz daha yoğun bir yere gidiyoruz. Weather is not so much sunny today, huh? Yeah. Hava normalde şu an gerçekten bunaltıcı. Fakat çok da güneşli değil. Burada iklimi çok nemli olması sıkıntı. Şu anda yine 40 derece falan gösteriyor ama. Başka türlü bir yere yetişme imkanımız yok çünkü. Ay 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 ay. Burada Amritsar çok fazla tuttum da yok. Ben hiç belediye otobüsü görmedim. Metro yok. Zaten küçük bir şey. Ama işte bir yere geldik. Biraz daha böyle bakıyorlar. Hem elimde bir kamera var tabii ki. Oy oy. Bu arada herkes şey soruyor. Ya sen neden sarı giyiniyorsun? Ya da oradaki kadınlarda falan göremiyoruz. Şimdi ben Pancak bölgesinde oturuyorum. Burası da onarımda olan bir bina sanırım. Bu park, bu parkın isminde bir kralın ismi geçiyor, Maharaja Singh diye. Onunla ünlü. Bu arada bu ağaçlar 400 yıllık, 500 yıllık ağaçlarmış. Çok geniş gövdeliler. Şu ağaç çok değişik ya. Yani 500 yıllık bir ağaç şu an bu. Böyle bir yere geldik. Ama içeri girmeyeceğiz. Hindistan'da insanlar çok erken kalksa bile 6-7 gibi böyle hemen işe başlamıyorlar. 10.30, 11, 12 bile oluyor. O yüzden şu anda buraları boş. Biz de gidiyoruz. Bu bir çöp arabası bu arada. Hindistan o kadar büyük ve o kadar pis ki çöp kalkmıyor.
kamyonlarını gördünüz, minicik. Bazı yerlerde çöp konteyneri bile yok. Şeker kamışı suyu satanlar var. Burada en belirgin içeceklerden birisi de şeker kamışı. Nereye gidiyoruz bilmiyorum ama bayağı ara bir yerlerden geçiyoruz. Çaycıya geldik. Şimdi göstereceğim size nasıl yaptıklarını. Çay hazır şu an. Böyle yukarıdan yapması daha lezzetli olduğunu düşünüyorlar bayağı. Yukarıdan yapıyor şu an. Gösteriş yapıyor. Burada bir şey dövüyorsa illa bir baharat olması lazım bu dövdüğü zaten. Büyük ihtimalle kardamon. Bol köpüklü. Ne de tuzum attı. Tekrar başlıyor. Ben sütlü çayını bu arada bizim Türk çayından daha çok beğendim. İlla günde bir bardak içiyorum. Tabii buranın pisliği ve hijyen tartışılır. Asıl kalabalık şimdi başlıyor. Gördüğünüz gibi. Trafiğin zaten yarısından fazlasını motorlar oluşturuyor. Kulaklarınız kanayacak. Bu videonu sonuna kadar izlerseniz eğer. Çok garip bakıyor ya. Buradaki kadınlar da erkekler de bazen bana çok garip bakıyorlar gerçekten. Ben bir alışamadım bu konuşmaya. Hal Pazar, Amritsar'ın büyük bir çarşı gibi bir yeri. Böyle iki yanında dükkanlar var sıra sıra. Şeker kamışı suyu. Bu yol bu arada aynı zamanda Golden Temple'a gidiyor. Fakat biz bugün oraya gitmeyeceğiz. Daha önceki videolarımızda var. Golden Temple videosunu izleyebilirsiniz merak ediyorsanız. Ramada Otel. Tam Hal Pazar'da. Amritsar'a gelmek isteyen olursa Ramada'ya gelebilir. Çünkü biliyorsunuz çevresi bakın gayet böyle alışveriş için falan uygun. Ve şu ileride bir tapınak ve daha sonra da Golden Temple geliyor. Güzel bir konumda. Ramada Oteli tercih edebilirsiniz. Here is having mosque olsa ha bacım? Burada bir cami de var bu arada. Şurası olması lazım. Yoksa burası evet mescit. Camiye geldik. Usule gidiyorum şimdi. Umarım tekrar bana kötü bir muamele yapmazlar. Caminin içine girdim bu sefer. Bana imamın karısı eşarp falan verdi. Bu arada bunlar farklı bir dinden ama caminin içindeler. Genelde artık burada Golden Temple'a gelenler var. İbadet etmeye gelenler. Kalabalık ondan oluyor. Günde 100 bin kişi burayı ziyaret ediyormuş. Polis bir şeyler yapıyor ama. Rang Punjab Farmer Restaurant Amritsari Street. Burada da bir Hindu tapınağı var. Hanuman oturuyor en başında. Burası da bir Gurudwara. Evet. Burası Amritsar'ın böyle merkez noktası gibi bir yer. Falan var, aslan var, askerler var. Biz burada duruyoruz artık, yürüyerek devam edeceğiz. Minik minik sokak satıcıları, sokak yemekleri. Bu arada şu gördüğünüz morlu turunculu adam
bu dediğim dinin asıl kıyafeti o. Bazı çok dindar olanlar, erkekler onu giyiyorlar sadece. Elbise, mor bir elbise, turuncu bir sarık. Fark edip bunların hepsine bakmak istiyorum. Şu pembe çok güzel. Artık yıllar iyice bozuldu. Çok zorlanıyorum ben giderken. Ve ara ara sokaklar. Burada çok fazla kıyafet dükkanı var. Bunlara ben o kadar gelmemiştim. Şimdi bakacağım birçoğuna. Bu arada dükkanlar yeni yeni açılıyor. I'm seeing stores is opening now. Çok dar ya, gerçekten. Nasıl göstereyim size? Çok dar yani. Sokaklar. Ay çok güzel. Hepsi şahane. Aynalı modeller benim en çok hoşuma gidenler. Bunlar fukari oluyormuş, el yapımı olanlar. Handmade. Ye yemiş, herbali diye yemiş. Ay şu çok. Ay dupatta. Ye herbali. Dupatta. Şu desenler harika. Hepsi el işlemesi bu arada. Ya bunlar sareymiş. Şu falan böyle rengarenk çok güzel. Şu kavuna benzeyen meyve. Yani bana göre kavun. Ama onlar kavun olmadığını iddia ediyor. Bakalım. Ay burada da çok güzel şeyler var gibi. Bunlar da el yapımı büyük ihtimalle. Genelde dupattalar. Bendrupi civarında. Bu da bir dikimci herhalde. Terzi. What is this? Raju? Aa, su veriyorlarmış. Sucu. Sokak yemekleri. Hindistan cevizi. Burada da bir sokak yemeği yapılıyor. Bu ne? Lassi mi? Lassi galiba. Aa bak, sare giymiş bir kadın gördüm. Amritsar'da ilk kez. Muz falan çok ucuz burada. Biliyorsunuz tropikal bir meyve çünkü. Şurada yine dupattalar var. Dupatta şal demek. Amritsar, ya burası aslında Old City. Yani Amritsar'ın eski şehri. Ve burası pek güzel değil tabii, sokaklar falan. Fakat görmek için, alışveriş yapmak için çok iyi bir yer. Sadece iyi pazarlık yapmanız gerekiyor. Mesela evet ben turistim. Su geldi ya. Ben turistim. Hintçe bilmiyorum ama Raja'nın Hintçe konuşmasına rağmen beni görünce, yani bir turist görünce hemen iki katı fiyat söylüyorlar. Şu elektrik kablolarının karışıklılığına bakın. Gerçekten burada günde elektrikler bir 4-5 kere falan gidiyor. Nedeni zaten şu elektrik kablolarından olması gerek. Hayır.
Kayseri'nin en eski yeri. Racan da burayı hiç sevmediği için hayatında 2-3 kere falan gelmiş herhalde. O yüzden bilmiyor şu an nereye geldiğimizi. Burası öyle yakılan yer arkadaşlar. Şu mavi yerin arkası. Fakat tabii içeri giremedik. İçeri girmek de pek hoş görünmeyeceği için. Bu arada herkes kokuyu merak edecektir. Herhangi bir şey kokmuyor. Pazar herhalde. Meyve sebze pazarı. Burada da buzları kırıyor. Soda mı bu? Soda böyle yapılıyor. Bu arada baharat da koydu içine. O da Ayken'in tebir masalı. Ben baharatı sevmiyorum. Yani şu baharatı sevmiyorum. Ve de bu buz benim için çok zararlı büyük ihtimalle. Çünkü dışarıdan olan bir su. Sodayı böyle hazırlıyor. Belki güzel de deneyelim bakalım. Şimdi bana yine dersiniz Ece nasıl onu içtin diye. Hazır. Burası bir meyve suyu. Böyle dondurma tarzı şey satılan bir kafe gibi bir yer. Güzel mi? Evet. Ne kadar güzel. 1 ile 10 arasından. 1 ile 10 arasından. 1 to 10. 8 verdi. Racan baharatlı sodaya. Ben deniyorum. Çok fazla içmeyeceğim çünkü içeriğimiz var ve korkuyorum. Sulardan. Bir de şöyle bir şey geldi. Bu dondurmamsı bir şey. Bir de şöyle bir şey geldi. Bir de şöyle bir şey geldi. Bakalım hangisini deneyeceğim. Bir de bunu deniyorum. Milk cream. Fruit cream. Ha, fruit cream bu. Meyveli. Yalnız şunlar ne? Ne bu? This is cream. Having fruit. Badam. Badem, ceviz falan var. Güzel. Bunları yemeyeceğim ama. Okey. Bunları yemeyeceğim. Bunu yerim. Dediğiniz dondurma ama meyve parçacıklarının tadı çok böyle şey geliyor yani. Meyve geliyor. Bağcan, cevizle, güzel hava kalmış. Şimdi bunu deniyorum. Bu da milk bottle. Milk bottle. Milk bottle. Aha. Süt şişesi. Milk having badam and kaju. He. Everything. Bunda, ya bu benim süt. Aha. Sütün içinde badem ve kaju varmış. Aha. O yüzden bir farkı var. Bu daha güzel. What? Bu daha güzel. Ah, yeah. Bunu bu mu desem, bunu seçerim. This is more good. Good. Hindistan'da olduğum süre zarfınca şunu gözlemledim. Mesela içtiğim bu süt ya da yediğim yoğurt, yediğim tereyağı inanılmaz lezzetli. Hiç böyle lezzetli, süt kokan süt ürünleri yememişim Türkiye'deyken. Şu bile ya, dışarıdan aldığımız şu süt şişesi bile harika yani, mükemmel böyle süt alıyorsunuz tadını. Hocam bana o kadar kötü bir şey söyledi ki, şu o kadar beğendiğim şişeyi maalesef böyle duvarlara fırlatasım geldi. Şimdi ben bunu buranın şişesi sanıyordum.
Fakat normal bunu yani hazırladıkları sütlü karışımı, sütlü bademli karışımı bu şişelerin içine koyuyorlarmış. Yani bu alkolik kola şişesi, Fanta şişesi, Sprite şişesi, herhangi bir şişe başka birinin içtiği. Ve bunu sürekli koyuyorlar. Evet. Ben bunu içtim. Bunu yıkadıklarından pek emin değilim. Ya da yıkadıklarsa da güzel yıkadıklarından emin değilim. Yani bayağı kötü oldu benim için bu öğrenmem. Keşke de canım bana söylemeseydi. Bakın mesela tuvaletini yapmaya çalışan bir adam. Gündüz vakti. Yani bir sürü kadının, kız çocuğunun geçtiği yer. Bu arada ölü yakılan yer burası. Çok böyle bildiği Golgotha panikuri falan. Burada un satılıyor büyük ihtimalle. Bir dakika. Ha, at da unu. Bunlar yağ falan herhalde. Badem. Bu sokak bayağı dar bir sokak. Ve bu dar sokak çok fazla idrar kokuyor. Şimdi biraz bu tarafa geldik. Hani camiye gitmiştim ya. Orası. Yine bu tarafa geldik. Bu taraftan bakacağız bir şeyler. Evet, benim asıl dediğim yere geldik. Ben burasını çok seviyorum. Yani Amritsar'ın bu kısmını çok seviyorum. Şimdi size göstereceğim. Arkam böyle ve bayağı da kalabalık. Ama bu müzik eşliğinde, bu arada Sihirlerin müziği. Çok güzel. Yine Sih erkeklerinin taktığı bilezikler burada. Ne cüddiler. Şu çocuk ayakkabılarına bayıldım, bayıldım. O kadar güzel görünüyorlar ki. Buraya alışveriş için geldim. Bakıyorum da. Fakat neden turist olduğumu görünce hep böyle yüksek söylüyorlar. Bu çok can sıkıcı. Madam, may I please come? Gezmeye devam ediyoruz. Bayağı kalabalık ve bayağı sıcak çöktü artık. Sanırım eve gideceğiz.
Pani puri. Aajo gel demek. Bu arada şöyle yaktıkları bir şey var. O tütsümsü bir şey yani. Hindu dininde bunu yapıyorlar. Nazarlardan korusun gibi. Dükkanlar böyle sıra sıra. Hem Pancapça yazıyor. Altlarında da İngilizcesi yazıyor falan. Kulfi buranın dondurması. Bu da önemli. Çok fazla tüketiyorlar kulfi denilen dondurmayı. Burada açıkta Hindistan cevizi satıyor. Bu sodayı ben hiç beğenmedim. Baharatlı. O baharatı da hiç güzel değil. Şu an Arsiye'ye gidiyoruz. Çünkü o kadar sıcak ve ben o kadar yoruldum ki. Bir de motora binmeye hiç alışık değilim. Dağ kenarında egzoz yerine bacağım değdi ve bayağı yandı. Bayağı canım acıyor şu an. O yüzden evet diyoruz artık. Bu kadar ambitsar tur yeter bana. Zevk alıyorum. Ne var ne?